Bu akşam bizi bayağı gergin bay, bay, bir bölüm bay, bay, bay. bekliyor. Anıl ciddi anlamda gergin. Ben onu potaya da olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Evrim öyle. Anıl'la tartışma yaşıyorlar. Bak burada 90 tane soru sorulmuş şu ipuçlarında. Bak net söylüyorum size 90 tane ee, soru. Heyecanlı bir ipuçları. Neden biliyor musun? Bu oyuna çıkıyorsun. Akşam bunu konseyden sonra gittiğiniz, konuştuğunuz, ettiğiniz bir şeyler. Yani gerçi tamamını bir izlemek lazım ama bu görüntüye göre söylüyorum. Bu görüntü bana art niyet verir. Bak bu görüntü bana art niyet verir. Bunu kalkıp da yarışmaya çıkacağın dördüncü dokunulmazla çıkacağım bir ortamda hala temcid bir gibi önümüze koyuyorsanız burada bir art niyet sezinlerim. Özellikle kırmızı takımın içinde. Sen bunu niye yaparsın ya? Dördüncü dokunulmazlığı için karşı bir oyun, birisini Potaya sokmaya çalışacaksınız. Siz birbirinizle dalışıyorsunuz. Bu yüzden diyorum bunlar takım değil. Kırmızı takım takım değil. Kırmızı takım ego mevcutiyeti üzerinde mücadele eden bir takım. En başından beri öyle baktınız. Kesinlikle öyle. Bak oradan çıkanlar ne diyoruz gönüllere gelenler mutlu, daha istekli, daha arzulu. Nahiyan. Oyunun içinde varlar. Sır geldiği için Atakan ya. Hepsi bunların içinde var. Ama kırmızı takımda tam tersi devamlı kaos, devamlı bir e, mücadele var orada. Bir çekişme var. İç savaş var. İç bu, işleri düşünmekten dış işlere Aynen yapıyorlar. öyle. Ya şu görüntü bana gerçekten bu takımın kazanacağını vermez ya. Haklısın. Şu takım kazandı diyemem ben. Yani şu oyna şu görüntüyle çık. Bana yüz yani iddia oynasa ben kırmızılar şeyler kazanır derim. Mavi. Maviler kazanır derim. Moral motivasyon olarak düşünmüşler. bakarak Anıl patlamaya hazır bombaymışım gibi muamele görmekten sıkıldım diyor. Anıl ama resmen boş olayların üzerinde patlamaya hazırmış bomba gibi hareket ediyor. Çok gergin. ya yani çok gergin. Ger olay olur gergin olursun. İşte nedir bu işte Yasin'le ya Hikmet'in yaşadığı, Adem'le Atakan'ın yaşadığı ya da Hikmet'le Adem'in yaşadığı. Ama işte dün çekirge olayı mesela, mesela yani. Çekirge yani nerelere geldi? Sen çekirge olayında patlamaya hazır bombaymış gibi görünürsen Arkadaşların seni böyle gösterirlerse e, sıkılma bundan. Anıl boş boş konularda hele yani ki yani. ediyorsun. Öbür tarafta üç maymun oynuyorlar diyorsun. Evet. E, bu yani, da olmuyor. Evet. Yani şey, e, Anıl'ın kendi içinde bir gerginliği var. Bak bu oyun başı muhtemelen. Oyun başında bir insan evet. Evet. Ya Bu ya gerginlik yani. Ödül açılmamış, açılmamış, daha belli yani. Gerginlikte gerginlikle oyuna çıkarsa yani bu takımın işi zor. Çok zor yani. Hani Anıl'ın toparlaması lazım bu anlamda. Yoksa performans olarak şu an çok iyi gidiyor. Ama... Anıl e... ne zaman toparlar biliyor musun? Bu potadan çıkarsa Aynen yani. öyle. Başka türlü yani bence daha e bu da... Bu potadan çıksa öbürküne sokacaklar potaya. Yapacak bir şey yok ki. Ama yani ben, ya. ben 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 eğer e, bugün de kırmızılardan birisi girdiğinde bir kişi eksileceğini düşünürsek ben bundan sonra bireysel'e döneceğimizi e, tahmin ediyorum. Ben bireysel için erken bence iki hafta falan üçlü potaya girer. Bence. Ee, bir, e 4 kişi olacak, olacak ya Kalsın abi 4 Ama 7. E, 10 kişi olduğunda iner Yani bir hafta daha gideceğini düşünüyorum e, Ve bu hafta da üçlü SMS olabilir Dörtlü de çok şey çünkü ya Kim çok gidecek duvar. gerçekten bir de, Dörtlü de bak eğer Kadınlardan birisi giderse bir kadın kalacak ya Bak dörtlü Dört kişi kalacak üç erkek birisi kadın Düşünebiliyor musun Hani dedik ya Sema Öbürlerininle oynar tek kalsın Gönüllerle hem hepsininle oynar Performansı yükseldi. E, dün Sema 6'da 1 yaptı. 6'da yani. 1 yaptı.